Kalkulus 2 derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Planes in Space, yani uzayda düzlemler. Bir önceki konumuz Lines in Space'di, uzayda doğrular. Ondan önceki konumuz da vektörlerdi. Bu üç konu birbiriyle yakından ilişkili. Umarım o iki konuda eksiğiniz yoktur. Varsa önce o videoları seyretmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim düzlemlere. A point and a vector in space determine a plane. Yeterince açık değil mi arkadaşlar? Üç boyutlu uzaydayız. Bir pointimiz var. P0 olsun mesela adı. Bir tane de vektörümüz var. Onun adı da n olsun. Bu normal olduğu için hep n diyeceğiz buna. Bu ikisi bir düzlemi belirlemek için yeterli. Yani düzlemle kastettiğim P0'dan geçen ve de bu n vektörüne dik olan bütün vektörlerin kümesi. Doğru parçaların kümesi. O da zaten düzlem olmuş oluyor. Yani bu düzlemin üzerinde alacağınız herhangi bir P noktasını P0 noktasına birleştirirseniz bu vektörle şu vektör arasındaki açının 90 derece olduğunu göreceksiniz, dik açı olduğunu. Bütün ana fikir bu. Bu geometrik ilişkiyi kullanarak da düzlemin denklemini ifade edebiliyorum. Cebirsel olarak bir denklem bulabiliyorum. O da P0P dot product, vektörlerdeki dot product'ı hatırlıyorsunuzdur. N çarpımı 0 olacak. Çarpımı 0 olmasa açının 90 derece olmasıyla aynı anlama geliyor. Bunu açalım biraz. Bu normal vektörün adını koyalım. Açık açık bileşenler cinsinden yazdıktan sonra dot product'ını yapalım. Bu biraz karışık gözüküyor ama P0P bu demektir. Yani X, Y, Z herhangi bir nokta. X0, Y0, Z0 ise belli bir noktayı gösterir. Bu çarpımı yaptıktan sonra tabi vektör işaretleri kayboluyor. Çünkü bu bir artık sayısal denklem. Cebirsel denklem. Bu da biraz daha derleyip toparlayınca şu hale geliyor. Şu AX0'lara falan D ismini verdim. B0, Z0'ı toplayıp D bir sayı sonuçta. Gördüğünüz gibi düzlem denklemi böyle bir şey. Oldukça basit. Maalesef burada kafa karıştıran bir şey var. Bu 3 boyuttaki düzlem denklemi 2 boyuttaki doğru denklemine çok benziyor. Tabii öbür taraftan da 3 boyuttaki doğru denklemi 2 boyuttaki doğru denklemine hiç benzemiyor. Yani bu bir düzlem arkadaşlar. Bunu lütfen doğru gibi düşünmeyin. Olayın cebirsel yapısını düşünürseniz, algebraic operations açısından bakarsanız çok mantıklı bu durum. Çünkü iki boyutta iki değişkenim var. Bir denklem bir değişkeni götürerek bana tek boyutlu bir şey veriyor. O da doğru oluyor. Üç boyutta üç değişkenim var. Bir denklem verdiğim anda bir değişkeni götürüyorum. İki serbest değişken kalıyor. O da düzlem olmuş oluyor. O yüzden iki boyutun doğrusuyla üç boyutun düzlemi birbirine çok benziyorlar. Cebirsel yapıları. Peki, isterseniz sorulara geçelim hemen. Find the equation of the plane. Tabii en tipik soru budur. Düzlemin denklemi bu. Passing through the point bir takım bilgiler verirse, mesela bu düzlemimiz şu noktadan geçiyormuş. With the normal vector, işte bir de normal vektörünü vermiş. Zaten standart tanım buydu. Direkt yerine koyuyorum vektörü. Bir de herhangi bir nokta alıyorum düzlem üzerinde. O noktadan bu noktaya giden vektörü yazıyorum. İkisinin dot product'ını aldığım zaman, hani vektör işlemlerinin gerekeceğini söylemiştim. Onları anlattığım için bir daha girmiyorum. Parantezleri açtığım zaman şu çıkıyor. O parantezleri açınca da bu çıkıyor. Yani 24'ü buraya -24 olarak da alabilirdim. Hiçbir önemi yok. Sonuçta düzlem denklemimiz bu. Peki bu düzlem neye benzer derseniz, yani genelde şekil çizmeniz istenmez ama biz bunun şeklini bir çizelim. İlk sorumuz çünkü. Nasıl çizelim? 3 boyutta şekil çizmek çok kolay değil. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Düzlem üzerinde 3 nokta yeterli düzlemi belirlemek için. Tıpkı 2 noktanın bir doğruyu belirlediği gibi 3 noktada bir düzlemi belirliyor. Gelin y ile z'yi 0 alalım. O zaman x eşittir ne çıkıyor? 8. Aynı şekilde x ile z'yi, sonra da x ile y'yi 0 alarak şu 3 noktayı belirleyebiliriz. Mesela x ile y 0 iken z 6 oluyor. Ondan sonra da bu 3 noktadan geçen düzlemi hayal edebiliriz. Tabi bu çizdiğim üçgenden ibaret değil. Bu sonsuza kadar uzayan bir şey. Ben küçük bir kısmını çizdim. First octant dediğimiz x, y, z'nin pozitif olduğu bölgeye düşen kısmını çizebiliyorum sadece. Düzlem aslında sonsuz. Peki bu soruda biraz daha farklı bir şekilde verilmiş bilgiler. Gene equation of the plane isteniyor ama diyor ki orijinden geçsin, şu vermiş olduğum düzleme de paralel olsun. Şimdi arkadaşlar düzlemlerin dikliği, paralelliği çok karşımıza çıkar. Burada hep işimize yarayacak olan şey düzlemin normal vektörü. İki düzlem birbirine paralelse normal vektörleri birbirine paraleldir. Değil mi? O yüzden aynı normal vektörü kullanabilirim şununkiyle. Bu düzlemin normal vektörünün de şu olduğunu hemen görebiliyorum. Düzlemlerle ilgili formülleri bildiğim için. Oradan hareketle orijinden geçen, tabi orijinden geçen deyince bu eksi x sıfırlar falan da kayboluyor. Çok daha basitleşiyor. Bazen basitleşmesi sorunun daha zor görünmesine yol açabilir. Alıştığımız formattan biraz farklı gözüktüğü için. Ama şu denklemi rahatlıkla buluyorum. Aradığımız düzlemin denklemi buymuş arkadaşlar.
denemek için x, y, z'ye 0 koyun, 0 çıktığını göreceksiniz. Şununla paralel oldukları da zaten vektörlerin duruşundan belli. Bu arada vektörler için bir şu notasyonu kullanıyorum. Açılı parantez. Bir IJK notasyonunu kullanıyorum. Bu kitaplarda da böyledir. Genelde gidilip gelinir. Duruma göre biri daha net, biri daha karmaşık gözükebiliyor. Siz ikisini de bilin. Tabii hocanız belli bir tanesini sürekli tercih ediyorsa sınavda onu kullanırsınız. O ayrı ama ikisini de bilin. Açılı parantez ya da IJK'lı uzun uzun yazdığımız, bileşenler cinsinden yazdığımız format. Ama sakın normal parantez yapmayın. O zaman noktayla karışıyor vektör. O bayağı bir kafa karışıklığı demek. Peki gene bir düzlem denklemi bulmamız gerekiyor. Fakat bu seferki işimiz biraz daha zor. 3 tane nokta verilmiş. Ortada vektör falan yok. 3 nokta, 3 noktadan geçen düzlemi nasıl buluruz? İşte olayın geometrisini düşünmek, 3 boyutta düşünmek burada önem kazanıyor arkadaşlar. Bu 3 noktayı şöyle hayal edebilirsiniz. Yani bir noktayı orijin gibi düşünüp diğer ikisine giden okları çizerse o iki vektörü ikisine de dik olan bir normal vektörüm olmalı. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani AB ve AC vektörleri düzlemin üzerinde olduğu için normali AB cross AC şeklinde alabilirim. AB ile AC'nin cross product'ı vektörel çarpımda zaten AB ile AC'nin her ikisine de dik olacaktır. Anlaştık mı burada? Yani 2-3 nokta var. Ben o 3 noktada hareketle 2 vektör elde ediyorum. O 2 vektör düzlemin üzerinde o ikisini cross product yapınca sağ el kuralına göre her ikisine de dik olan üçüncü bir vektör elde ediyorum. O da benim aramakta olduğum n vektörü, normal vektör. Ha bu arada normalin, yukarıdaki normal anormalle bir ilgisi yok. Geometride o dik anlamında. Düzlemin tamamına. Düzlem üzerindeki bütün doğrulara dik olduğu için normal deniyor. Şimdi fikir olarak ne yaptığımız anlaşıldıysa ki burada geometriden yararlandık. Geometrik düşünüşten. Şimdi cebire geri dönüyoruz ve sayısal değerleri yerine koyup bu işlemi halletmeye çalışıyoruz. Önce bir AB vektörünü oluşturalım. AB vektörü tabii B'nin koordinatlarından A'yı A'nın koordinatlarını çıkartarak bulunuyor. Aynı şekilde AC vektörünü oluşturuyorum. AB cross AC'nin formülünü umarım hatırlıyorsunuzdur. Şu determinantı almam gerekiyor. O ayrıntıları vektör konusunda anlattım. Ara işlemleri size bırakıyorum. Sonuç bu çıkıyor. Bu bir vektör. Bana ne lazımdı? Bir vektör, bir de nokta. Zaten elimde 3 tane nokta var. Şu A noktasını temel almıştık. A'yı yerine koyalım. Yani düzlem üzerindeki herhangi bir noktanın A noktasına olan uzaklığını belirten vektörü yazalım ve bu iki vektörü normalle bunun dot product'ını bulalım. Sadeleştirmelerden sonra işlemler basit aslında. Şu düzlem denklemini bulabiliyoruz. Her ihtimale karşı da bunu lütfen deneyelim. Nasıl deneyelim? Eğer doğru yaptıysak 3 noktanın da koordinatları bunu sağlamalıdır. Mesela şunu yerine koyuyorum. İşte 4 kere 8 32, 3 daha 35, eksi 10 25 evet sağlıyor. Bu şekilde her 3 noktayı da mutlaka deneyin arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki A noktasının değil de B noktasının koordinatlarını koysaydım olur muydu? Olurdu. Çünkü formül özel bir nokta üzerinden değil, düzlem üzerindeki herhangi bir nokta üzerinden çalışacak bir formül. Yeter ki düzlemin üstünde olsun, bir tane normal vektörünü biliyor olun. Bu arada normal vektörü de bunun aynısı seçmek zorunda değilsiniz. Bunun mesela yarısı, iki katı ya da tam ters yöndeki yani eksi bir katını da seçebilirsiniz. Onların da tabii yani şu normalse şu da normaldir değil mi arkadaşlar? O da çalışır ve o da sizi gene bu düzlem denklemine götürür. İsterseniz bunları bir deneyin arkadaşlar. Find the equation of the line of intersection of the planes x minus y plus z is equal to 9 and 3x plus 2y minus 4z is equal to 2. Burada bir dakika düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Düşündük mü arkadaşlar? Bunun geometrik yapısı nedir burada sorulan şeyin? Bir düzlem var, bir tane daha düzlem var. Bu iki düzlem kesişiyor. İki düzlemin kesişimi nedir? Bir doğrudur değil mi? Bunu herkes görebiliyor. Kitabın kapaklarını açmak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İki kapağı birer düzlem gibi düşünün. Kitabın sırtı da onların kesişimi olan doğru olmuş oluyor. Ama nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Gene burada vektörler ve geometrik düşünce çok işimize yarıyor. Şimdi doğru birinci düzlemin üzerinde. O zaman birinci düzlemin normali nedik? İkinci düzlem için aynısı geçerli. Her ikisinde normallerine dik. Gene işin içine bir cross product giriyor. Çünkü aramakta olduğum doğrunun doğrultu vektörü her iki düzlemin de normal vektörüne dik olmalı. Yani o V'yi, doğrunun doğrultu vektörü olan V'yi N1 cross N2'den bulabilirim. N1'e bakar bakmaz görüyorum. 1-1-1. N2'yi görüyorum. 3-2-4. İşte yerine koyup gene bu biraz önce bahsettiğim cross product formüllerinden şu sonuca ulaşabilirim. Şuna ulaştığım anda da artık soru bitti benim için. Çünkü yok bitmedi pardon. pardon. Ne yapıyordum ben? İpin ucunu kaçırmayalım. Bir doğru denklem arıyordum. Doğrunun doğrultu vektörünü buldum. Bir tane de noktaya ihtiyacım var. Hah, orası eksik. Noktayı belirlemek için de tıpkı düzlemde olduğu gibi bir nokta bir vektör lazım.
Ama noktada doğruda o vektörle aynı yöndeki doğrudan bahsederken düzlemde o vektöre dik olan düzlemden bahsediyoruz. Okay, now we need any point on the line. Aramakta olduğum doğrunun üzerinde herhangi bir nokta. Onu nasıl bulacağım? Ne biliyorum? Şunun üzerinde ve aynı zamanda şunun üzerinde olmalı nokta. O zaman bu ikisinin ortak çözümünü bulurum arkadaşlar. Yani şu iki bilinmeyen, ama işte iki bilinmeyen yok. Öyle bir sıkıntı var. Üç bilinmeyenli iki denklemi çözerim. Nasıl çözeceğim üç bilinmeyenli iki denklemi? Bilinmeyenlerden birini rastgele seçebilirim. Rastgele, evet. Z'yi sıfır koyuyorum. Z'yi ördümlere. O zaman iki bilinmeyenli iki denklem oluyor. Çünkü sonsuz nokta var ya, bir tanesini seçmiş oluyorum yani. Z eşittir sıfıra denk gelsin diyorum. Tabii o seçtiğim eksen onu kesmiyorsa, hani çok özel bir geometri verilmişse, o zaman çalışmayabilir bu fikir. O zaman gidip Y'yi ya da X'i sıfır seçmeniz mantıklı olabilir. Bu soruda öyle bir sıkıntı yok. Çünkü koordinat eksenlerine paralel olmayan bir düzlemden bahsediyoruz. Z yerine sıfır koyduğum anda çok daha tanıdık gelecek olan iki bilinmeyenli iki denklem elde ediyorum. Bunları çözüyorum. Artık ara işlemleri size bırakıyorum arkadaşlar. 4'e eksi 5 çözümünü buluyorum. Demek ki şu nokta 4-5 0 noktası aramakta olduğum doğrunun üzerindeymiş. Nereden biliyorum? Hem bunun hem bunun üzerinde. Tabii bunları lütfen kontrol edin arkadaşlar. Yani işlemleri yaptıktan sonra bulduğunuz nokta düzlem denklemini sağlıyor mu? 4-5 9, evet. Şunu sağlıyor mu? 12 artı 10 22, yok yanlış mı yaptık? 12 eksi 10 eşittir 2, evet. Evet doğru. Şimdi bundan sonrası kolay artık. Bir noktası var, bir de vektörü var. Doğruyu direkt yazabilirim artık. X, Y, Z'yi şu başlangıç noktasından hareketle vektörün koordinatları içinden ifade etmek mümkün. Tabi doğru denklemlerini biliyorsak. Anlaştık mı burada da? Bu çok sık karşılaştığımız bir soru tipi. Biraz da zor. Bunu kaçırmanızı istemiyorum. Bu çözümü umarım anlamıştır herkes. Ama ikinci bir çözüm daha göstereceğim arkadaşlar. Bu çözüm çok geometriye dayalıydı. Geometrik olmayan bir çözüm göstereceğim. O da şu. X eksi Y artı Z eşittir 9 geometrik olarak bir düzlem ama ben onun geometrik yorumunu bir tarafa bırakıp bunu sadece cebirsel bir denklem olarak da düşünebilirim. Yani X, Y, Z arasında bir bağıntı verilmiş bana. O kadar. Bu da öyle. Şu anda ben ne yapmaya çalışıyorum? Bu iki denklemin ortak çözümü. Aynen deminki gibi bir düşünce ama vurgu farkı ya da yorum farkı var. Bu sefer Z'yi sıfır seçmiyorum da Z'yi bir parametre olarak seçiyorum. Yani nasıl Z'yi sıfır seçip X ile Y'yi çözebildim? Z'yi herhangi bir başka şey seçip 5, 10, 100 ya da 1 milyon seçip gene X ile Y'yi çözebilirim. O zaman o çözümleri Z parametresine bağlı olarak ifade edebilirim. Yani şu denklemi düzlem gibi değil, sadece denklem gibi düşünüyorum şunu. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle yazıyorum. Z'yi de sanki biliniyormuş gibi düşünelim. Yani parametrik denklem bunlar çünkü. X ile Y benim bilinmeyenim. Yani Z'nin rolü farklı bu denklem sisteminde. Z parametre, X ile Y bilinmeyen. O gözle baktığınız zaman gene iki bilinmeyenli iki denklem oldu. O zaman ben bu iki bilinmeyenli iki denklemi hepinizin bildiği yöntemle işte yok etme falan 2 ile çarp topla çözebilirim. 5x bu çıktı, x bu çıktı. X'i bulduktan sonra y'yi zaten bulurum. Z de zaten z'ydi. Alın size bir doğru denklemi. Bu bulduğum cebirsel çözüm aynı zamanda geometrik bir anlam yüklersek bir doğru ifade ediyor 3 boyutta. Ve bu da demin bulduğum çözümün aynısı. Çok benzemiyor diyeceksiniz ama Z yerine 5T koyun, aynısı olduğunu göreceksiniz. Yani bir önceki çözümde bulduğumuz doğrunun aynısının biraz farklı bir şekilde parametrize edilmiş şekli. Parametrizasyon değişiyor. O da değişebileceğini daha önce söylemiştik. Farklı şekillerde parametreler kullanabiliyorduk aynı doğruyu taramak için. Peki tekrar geometriye geri dönersek arkadaşlar, bir noktanın bir düzlemden uzaklığı. Bunun doğru versiyonunu da yapmıştık. Noktanın doğruya uzaklığı. Bu formülleri bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum? D. Bana düzlem ve Q noktaları verilmiş. P verilmemiş. P herhangi bir nokta. Ben D'nin peşindeyim. D uzaklığının peşindeyim. Şimdi şekle bakınca, tabi düzlemin normalini de unutmayalım. Şekle bakar bakmaz D'nin PQ çarpı cos theta olduğunu görebiliyorum. Ama işte P yok elimde. Bir de cos theta da yok tabii ki. Onları nasıl bulacağım? Doğruyla ilgili olan şeyde videodan hatırlayacaksınız. Çok basit bir numara yapıyorum. Her iki tarafı da n'nin normali magnitude'uyla, büyüklüğüyle çarpıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Vektörler konusunu hatırlıyorsanız eğer şu üst taraf size çok tanıdık gelecektir. Üst taraf pq.n oluyor arkadaşlar. PQ vektörüyle n vektörünün dot product oluyor. Tabii şu açının şu açıyla aynı olduğunu falan kullandık da o bariz zaten. Böylece d'yi bulmuş oldum. Sadece P'ye ihtiyacım var. P de düzlem üzerindeki herhangi bir nokta.
Yalnız burada bir uyarı yapayım arkadaşlar. Şu sembol, işte matematikte maalesef çok fazla kavram var. Nispeten az sembol var. Tabii bize çok sembol var gibi gelebilir ama kavramlar oranla az kalıyor. O yüzden tıpkı birçok farklı insanın adının Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olması gibi matematikte de bazı semboller birçok farklı kavramı ifade ediyor. Bu formülde mesela şu alttaki çizgiler n vektörünün boyu. Üstteki çizgiler ise pq.n sayısının mutlak değeri. Yani anlamları farklı. Biri mutlak değer, öbürü vektörün boyu. Lütfen bunu karıştırmayalım. Çünkü yukarıda gördüğünüz şey bir sayı, aşağıda gördüğünüz şey ise bir vektör. Tabii uzaklığın negatif çıkmaması lazım. O yüzden mutlak değere ihtiyacım var. Peki formülü kullanarak basit bir örnek yapalım. Bir noktam, bir de işte düzlemim var. Düzlem üzerindeki noktayı nasıl bulacağım? Y yerine de Z yerine de 0 koyabilirim. Demin hani Z'yi seçtiğimiz gibi bu sefer de iki şeyi birden seçiyorum. Çünkü 3 parametrenin ikisini serbest seçebilecek durumdayım. Evet, 6 çıktı. X eşittir 6 çıktı. 6, 0, 0 düzlem üzerindeki bir nokta, inanmıyorsanız yerine koyun. Sağladığını göreceksiniz. Ondan sonra tıkır tıkır formül dönmeye başlıyor. PQ'yu hesaplıyorum. İşte 1, 8, 5. N'i hesaplıyorum. Hesaplamıyorum. Şuradan kopya çekiyorum. 2, 3, eksi 1. 2, 3, eksi 1'i bir de aşağıya yazıyorum. Şu dot product'ı alıp mutlak değerini alıp şunun da boyunu alıyorum. Bu işlemleri yaparsam 21 bölü kök 14 sonucunu buluyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Onu da tabii biraz sadeleştirirseniz, köklü ifadeyi aşağıda bırakmazsanız daha iyi olur. Peki arkadaşlar, gelelim kendimizi test etmeye. Gene geometrik sistemi anlamanız için düzlemlerle ilgili birkaç tane true false sorusu soracağım. Bunlara düşünerek cevap vermenizi özellikle rica ediyorum. 3 boyutta gözünüzde canlandırmaya çalışın. Gerekiyorsa şekil çizin. 3 boyuttayız. Soruda belirtmemiş ama hani konu hep 3 boyut. 3 boyutla 3 boyutlu uzaydaki iki düzlem ya paraleldir ya kesişir. Katılıyor musunuz? Uzaydaki iki düzlem ya paraleldir ya kesişir. Doğru. 3 boyuttaki iki düzlem ya paraleldir ya kesişir, değil mi? Başka şansı yok. 3 boyutta 3 nokta verildiği zaman onlardan geçen bir düzlem bulabilirim. Katılıyor musunuz? Bu da doğru. Bakın bunu 3 ayaklı herhangi bir şeyi düşünün. Yani benim masamın üzerinde mikrofon var mesela, o 3 ayaklı. Ya da bir sehpa düşünün, bir masa düşünün, mangal düşünün. 3 ayağın 3'ü de kesinlikle yere basacaktır, öyle değil mi? Aynı uzunlukta olmasa bile ayaklar. Yer düzse yere kesinlikle basacaktır. Ama 4 ayaklı bir şey için bunu söyleyemezsiniz. 4 ayaklı bir sehpa için ayakların uzunluğu önem kazanıyor orada. Peki, if two planes are parallel to a line, then they are parallel planes. İki düzlem aynı doğruya paralelse birbirlerine de paraleldirler. Katılıyor musunuz? Bu yanlış. Bir doğru düşünün. Şöyle kalem gibi bir şey. İki tane de düzlemi düşünün. Biri şöyle olsun, biri şöyle olsun. İkisi de doğruya paralel ama birbirlerine paralel değiller. If two planes are perpendicular to a plane, then they are parallel planes. İki düzlem aynı düzleme dikse o zaman paraleldirler. Ne dersiniz? Düşünürseniz bu da yanlış arkadaşlar. Bu da yanlış. Peki. Find the point of intersection of the line and the plane. Demin çözdüklerimden biraz farklı ama o formüllerle, o düşüncelerle kolayca çözülebilecek bir soru. Bir doğru ile bir düzlemin kesişim noktası isteniyor. Hadi bakalım, top sizde. Bunu burada yerine koyuyoruz arkadaşlar. Başka bir numara yok. Yerine koyduğumuz anda t açısından tek değişkenli bir denklem elde ediyoruz. Bir bilinmeyenle ve onu çözdüğümüz zaman da kolayca noktayı buluyoruz. Peki iki düzlem arasındaki açı soruluyor. Bunu da biraz önce yapmadık. Yani bugünkü videomuzda çözmedik ama çözebilmenizi bekliyorum bunu. Aynı kavramlar, aynı düşüncelerle. Yapabildik mi arkadaşlar? Buradaki ana fikir, hep söylüyorum, düzlemlerin kendileri değil de normal vektörleri açısından olaya yaklaşmak. Çünkü düzlemlerin arasındaki açı neyse vektörler arasındaki açı da odur. O yüzden iki vektör arasındaki açıyı bulmayı da biliyoruz. İşte dot product. N1 dati arko formülde yazmadım. Vektörler konusunda anlatmıştım. Biraz sadeleştirince arkos 5 bölü 9 açısı çıkıyor. Yani bu paralellik, diklik, açı nedir sorularında hep bu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer vektörler paralelse, aynı yönlüyse düzlemler de paraleldir. Vektörler dikse düzlemler de diktir. Anlaştık burada arkadaşlar. Burada anlaştıysak bugünlük bu kadar.
Bu vectors, lines and planes tabii asıl işimiz olan türev ve integralde çok işimize yarayacak. O fonksiyonların ne yaptığını, ne ettiği, nasıl değiştiği, nereden nereye gittiğini daha kolay yorumlamamıza yarayacak arkadaşlar. Bu konuda bize yardımcı olacaklar. Bu konuları iyi öğrenelim. Çok fazla notasyon var. Hani daha önce de söylemiştim, çok derin kavramlar yok bu konularda. Vector, line ve plane'e basit kavramlar. Ama çok fazla yeni notasyon var. Çünkü sizin daha önce iki boyutta yapmaya alıştığınız şeyleri biz şimdi üç boyutta yapıyoruz. Yeni notasyonlar giriyor. Eski notasyonlara yeni anlamlar yükleniyor. O yüzden o konuya dikkat edelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hepinize başarılar.